Belki şimdi yanlış bir karar verirsen sana engel olurlar diye. Evet, ama şimdi açık söylemek gerekirse Kürşat buraya ilk geldiğinde, bunu ben söyleyeyim, onu Selma bilmiyor tabii. İlk geldiğinde görüntüler var falan dedi. Dedim o zaman şimdi biz her görüntüyü ekrana getiremeyiz. O insanın o sırada beraber olduğu sıradaki o görüntü ekranı tabii ki rütük kuralları gereği getiremeyiz. Ama çocukları dövdüğü görüntüler vesaire. Dedim acaba arkadaşlar Kürşat bize doğruları mı söylüyor yoksa abartıyor mu, hayal mi görüyor? O görüntüleri bir görmek lazım dedim. Keşke görsem. Keşke yalan söyleseydim. Dedim ki o yüzden dedim bu kadar gerçek olamaz. Ya, görüntüleri bize vermemekte ısrar etti Kürşat. Yani. Ya üstümdeki tehditleri yani bilmesem. Senin eşinin o sırada başka bir erkekle olan müsteşen görüntülerini ben de izlemek istemem. Beni ilgilendirmez. Onu zaten ben ekrana veremem. Ben avukata vereceğim zaten onun adına. Onu sen avukatına ver. Bana verme zaten. Ama o çocukların şiddet görüntüleri varsa bize verseydin biz onlara, ama bu kez vereceksin. Vereceğim. Görüntü vereceğim. Var. Sen o görüntüyü verirsen ben de sana inanacağım. Diyeceğim ki görüntü var gerçekten. Tamam, var hepsini vereceğim. Tamam, eyvallah o zaman. Şimdi kardeşin Emine telefon attığında. Emine'cim bir görebilir miyim Emine'yi? Evet, Emine merhabalar. Pardon, Skype karşılığında canlı yayında. Selamlar Emine'cim. Merhabalar. Selamlar. Hayırlı yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Abla mısın, kardeş misin? Ben evin en küçüğüyüm. En küçüğüsün. Lede verelim Emine'yi lütfen. Nerede yaşıyorsun sevgili Emine'cim? Ben Kayseri'de bir köy, yani Yahyalı diyor, geçiyor. Anladım, Yahyalı'da yaşıyorsun. Galiba televizyonun sesi açık. Sizinkiler bir televizyon sesini kısabilirler mi evdekiler? Ya da sen kısar mısın? Televizyon sesini. Televizyon sesi. Hadi bir kısına, eko yapıyor böyle, ses geri geliyor çünkü. Şimdi siz Semra'yla, yengen Semra'yla birbirinizi sever misiniz? Görüşür müsünüz? Aranızı bozdu mu aileyle aranızı Semra? Gelinle ilgili ne biliyorsun? Ya ben aileyle, yani kendimin ailemle kopukluğum var, yani kimseyle konuşmuyorum. Yani şeyimiz yoktu, böyle devamlı konuşmamız yoktu yani. Peki abin sana aldatıldığını, Semra'nın kendisini aldattığını anlattı mı? Bana değil de diğer ablama anlatmış. Diğer ablana anlatmış. Peki. Yani ama duydum yani. Yani konuşmalardan duydum sadece. Bu görüntüleri çekince mi sen ailene haber verdin? Ablana anlattın. Evet evet. Emine'ye anlatmadınız. Emine de kendi duymuş daha sonrasında. Yok. Öyle mi? Doğru. Aynen. Peki çok kavga ediyorlar mıymış Emine'cim? Gelinle abin? Yani son zamanlar duyuyordum, evet, tartışıyorlardı. Peki çocuklara nasıl davranıyordu? Yani ilgilenmediğini duyuyordum. Evde yemek dediğim gibi yani falan. Yemek, hiç yemek yapmıyormuş galiba. Yemekleri sürekli dışarıdan söylüyor. Yok, hayır. Abim dışarıdan getiriyor ve kendi yapıyordu. Onu biliyorum. Peki ne zamandır böyleydi Kürşat? Yemekleri dışarıdan söylüyorsunuz. Bir senedir. Ben yapıyor. Para yani, dayanmaz ki ona kendi dışarıdan. Kendi de yapıyor. Dayanmıyor. Ne yapayım çocuk? O kadar yoğun çalışıyorsun. Bir şey daha diyeyim. Gerçekten çocuğuna çok düşkün biri yani. Bir şey gerçekten daha diyeyim. Hani çocuklarına çok bağlı. Bugün müdürüm dedi ki, Kürşat dedi sen gidebilirsin. Abi dedim eve gitsem az gavası edeceğim. Çocuklar korkacak. İlk çocuklar yatsın, ondan sonra. Abi dedim 2-3 saat daha geç gidebilir miyim burada? İş yok dedi. Temizlik yapardım dedim. Yerleri süpüreyim dedim. Rica etsem 2-3 saat dedim. Burada çocuklar da gitsem şimdi az gavası edeceğim. Çocuklar da şey yapacak. Şimdi sevgili Emine'cim şey diyor ki, Kürşat diyor ki biz diyor bize yani aldatma meseleleri olduktan sonra kavgalarımız olmaya başladı. Kavgalarının nedeni Semra'nın Kürşat'ın dediği gibi aldatması mı Kürşat'ı, yoksa neden kavga ediyorlardı? Büyük bir ihtimal yani, hani ilgisizliğinden dolayıdır yani. Evle ilgilenmediği hani için bu mi kavgalar oluyordu yoksa? Evet, evle ilgilenmediği için yani, çocuklarıyla, eşiyle, eviyle. Sen şimdi 12 saat çalışıyorsun, sonra eve geliyorsun. Evet. Semra hiç yemek yapmıyor. Evet. Hiçbir şekilde çocuklarla ilgilenmiyor. Evet. O sırada ne yapıyor peki Semra? Semra elinde telefonda, bir daha kızacak, telefonda, öteki orada internet üstüne kanallara bakıyor. İşte özgü ölüyor. Hı-hı. İp almış. Ölüyoruz. Bir şeyler yapıyor. Tamam. Şu an duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, söyle Emine'ciğim. Yani ilgisizliğinden dolayı bayağı bir abimin dedikleri doğru yani.
O kavga nedenleri ama, ilgisizlik. Evdeki şey ilgisizlik aynen, yani. Aynen aynen. Son zamanlarda duyduğum ama bayağı bir yani. Çocuklar perişan, kendisi perişan. Abim gerçekten sorumlu yani, çok ciddi anlamda sorumlu biri yani. Peki bir şey merak yani ediyorum. Evine, şimdi çocuklarına. 19 yıllık evli ya, evlisiniz ya. Semra Hanım, sizin evet. aileden, ben bunu Kürşat'a da soruyorum, sana da soruyorum Emine, ama önce Kürşat'a sorayım. Kürşat bana bak canım. Şimdi Semra 19 yıllık eşin ya senin, ailedeki birileriyle samimidir. Hiç görüştüğü, aileden görüştüğü birileri var mı? En çok abim, Ali abim. Ali abin. Evet. Nerede Ali abin? O da Kayseri'de. Kayseri'de. Peki Ali abini aramış olabilir mi? Semra, yengeni aramış olabilir mi? Yok, aradığı bir... abimden de yapıyor. Alaları iyi, çakalaşırlar ederler. Abimi sever. Abim ya. De onu sever, Ali abim de. Hay, şimdi evden kaçıp gidiyor ya. Evet. Yani şimdi bir sığınma evinde olduğunu iddia ediyor. Yok. Sen diyorsun ki Çatalca'da, birinde biz de Çatalca'da olduk. Çünkü bizim ekibimiz de Çatalca'da dedi. Evet. Emine'cim teşekkür ederim sana. Çatalca'da Veli sayı bir hazırlayalım lütfen. Peki ne zamandır görüşmüyorsun ablan, kardeşinle? Valla en fazla... Bir aydır. Kayseri'ye gittim de ilk başta bunların evine gittim zaten. Evet. Şimdi acaba aileden birini aramış olabilir mi? Yani aileden biri Semra'nın nerede olduğunu biliyor olabilir mi? Senin ailen ya da onun ailesi? Bizim aileden birisi biliyor. Anladım ben onu zaten. Kim biliyor? Semra'nın nerede biri? Ya, diyemem. Hı, tamam, şimdi söylemeyelim. Ya benim de bir tahminim var. Ben bilgi var. Arıyorum ondan. Ha. Onların sayesinde ben, sizin sayenizde ben bugün kızımdan görüştüm. Bir fotoğraf göndermiş bugün. O fotoğrafı babasına, o fotoğrafı sana kim gönderdi? Oğlum gönderdi. Ben buradayım. Çatalca, arkasında Çatalca yazıyor. Tamam. O Sabire'nin, 7 yaşındaki Sabire'nin fotoğrafını ekranlara getirelim. Bugün babasına Kerem Efe gönderiyor kız kardeşinin fotoğrafını. Hazır mı Hakan? Hazırladınız mı onu? Heh, arkasına evet. iyi bakarsanız tamam, ne yazıyor? Bir okuyalım mı? Video mu arkadaşlar? Video mu Hakan? Yok. Yesim. Duyuyor musun beni? Peki tamam, ama başka türlü hazırlayın demiştim, yapmamışsınız. Tamam, arkada gördüğünüz gibi bu fotoğraf sana bugün mü geldi? Bugün geldi. Sana oğlun gönderdi. Arkada ne yazıyor? Demiyorum. Ben bir daha bakayım, Çatalca yazıyor. Evet. Oğlum demeyeyim. Çatalca belediye başkanı. Oğlum demeyeyim. O zor durumda kalır. Tamam tatlım ya. Çok zor durumda kalır. Bir daha bana yesim atamaz. Ama ben Çatalca Emniyet Müdürlüğü'ne buradan sesleniyorum. Çatalca Emniyet Müdürümüz de yani çocuklarımızın can güvenliğinden endişe ediyoruz. Şu anda Semra Hanım'ın kimin yanında olduğunu bilmiyoruz. Kürşat'ın 3 çocuğunu evet. Kerem Efe, Sabire, Esile Songül'ü alarak Çatalca'ya gittiğini biliyoruz. Evet. Dolayısıyla da sinirlendiği zaman çocuklarında şiddet uyguladığı iddiası var. Ben bir annenin bunu yaptığına da inanmıyorum. Pazar günü de anneler günü. Yani umarım öyle bir şey yapmıyordur. Ama kimin yanında, o yanında bulunduğu erkek çocuklara şiddet uygulayabilir mi? Her türlü olasılık var. Kürşat dolayısıyla endişe ediyor çocuklarından. Çatalca Emniyet Müdürümüz inşallah gerekeni yapacaklardır. Şöyle yapalım. Hazır mı Melisa? Tamam, Melisa'yı bir görelim. Melisa Çatalca'da. Melisa sen Çatalca'ya gittin. İşte bize bir ihbar geldi. Orada olduğu söylendi. Sonra mesaj atmış. Ben aslında Mersin'de sığınma evindeyim diye. Evet. Bizi oyalamaya ve kandırmaya ve zaman kazanmaya çalışıyor. Çatalca'da siz oraya gittikten sonra şu anda ulaşabiliyor musunuz Semra'ya, yoksa hala telefonları kapalı mı tatlım? İdem Hanım iyi yayınlar. Öncelikle Semra Hanım'la ortaklaşa buluşmak istediğimiz yerde Semra Hanım yok. Saatlerdir ekip burada bekliyor. Vazgeçme ekibi olarak Çatalca'dayız. Saatlerdir belediye binasının önünde bekliyoruz. Ancak Semra Hanım bize hiçbir mesaj atmadı. Telefonlarımıza yanıt vermiyor. Şu anda telefonları da kapalı. Peki belediyenin seste problem var ama Melisa, problem var seste, ama bu soruyu soracağım. Burada buluşmak için mi sözleştiniz? Evet Didem Hanım. Birkaç saat öncesinde, daha doğrusu sabah Semra Hanım'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Tamam Melisa'cığım. Ortak bir nokta ayarladık. Tamam. Hanım oraya gelmedi. Tamam arkadaşlar, seste problem var. Tamam, peki Melisa'cığım teşekkürler canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Ben çocukların görüntülerini, Semra'nın görüntülerini bir kez daha ekranlara getiriyorum. Video olarak istiyorum arkadaşlar. Hem iki video var ya Semra Hanım'ın yürüyerek işte Kayseri'den Kürşat'ın döndüğü gün, arkasına da çocukların görüntülerini ekleyin ve Çatalcalıların ihbarlarını bekliyoruz. İnşallah Çatalca Emniyet Müdürümüzden de güzel haberler alacağız. Gelsin ekranlara lütfen. Evet. Pendik'i gezdik. Şimdi eve doğru gidiyoruz.
Kürşat'cığım, iyi misin? Bir kalbini ovuşturdun. Yok, iyiyim, iyiyim. Ha? İyiyim, endişelendirdin beni. Yok, iyiyim, iyiyim. Allah, gerçekten emin misin? İyiyim, iyiyim. Şöyle yapalım, biz bir Kürşat'a bakalım ama merak etme, çocuklarını inşallah yani kavuşturacağız seninle, çocuklarıyla ilgili. Bir hemen kendisine de bir arkadaşlar bir bakar mısınız? Bir gerekli sağlık müdahaleleri de yapalım kendisine.